Ahmet Hakan, ben hayatımda böyle stres yaşamadım. Her biri yaşamsal nice sınavlara girdim ömrüm boyu. Hiç bu kadar heyecanlanmadım. Her sahnesi dehşet. Merak ve endişe içeren nice film izledim. Hiçbirinde bunu yaşamadım. Çok acayip sokak kavgalarına tanık olmuşluğum vardır. Hiçbirinde kalbim böyle çarpmadı. Her biri acayip kritik, çok seçim takip ettim. Hiçbirinde bu kadar hoplayıp zıplamadım. Bundan sonra bana her kim hayatının en stresli, en heyecanlı, en meraklı, en hoplamalı, en zıplamalı gecesini ne zaman yaşadın diye sorarsa, hiç düşünmeden şu yanıtı vereceğim. 2024 Avusturya maçında. Bu öyle bir zafer ki hepimizi tartışması sardı, sarmaladı, kenetledi. Hepimizi aynı bayrağın altında birleştirdi. Hepimizi yeniden kardeş yaptı. Hepimize aynı cümleleri söyletti. Hepimizi ihtilafsız ve kaynaşmış kıldı. Hepimizi toparladı, bir araya getirdi, dost yaptı. Hepimizi birbirimize sarılır hale getirdi. Hepimizi aynı çılgın sevincin parçası yaptı. Schadenfreude. Almanca'da bir kelimedir bu. Anlamı şu: başkalarının yaşadığı talihsizliklerden duyulan keyif. Avusturya'nın oyuncularının, teknik ekibinin ve taraftarlarının maçın sonunda üzülmesi, hüzünlenmesi ve hatta ağlaması karşısında bu habis, bu sevimsiz, bu ilkel duygu beni de biraz sardı. Milli takım oyuncularımızın sahayı terk eden Avustralya oyuncuları alkışlarla uğurladığını görünce ne yapıyorum ben dedim. Ve hemen terk ettim beni saran şu kahrolası Schadenfreude'yi. Yani bizim çocuklar sayesinde centilmenliğe hızlı bir geçiş yapabildim. Bunun için de teşekkürler milli takım. 4 uzatma dakikası. 4 dakikanın ne kadar da uzun olabileceğini, 4 dakikanın nasıl da 4 asır gibi gelebileceğini, 4 dakikada kalplerin milyon kez çarpılabileceğini, 4 dakikada 4 yıl yaşlanabileceğini, 4 dakikada tam 43 kez zıplanabileceğini herkes gibi ben de Avusturya maçında gördüm ve yaşadım. Lay lay lay, la lay lay lay. Kim bulduysa, kim akıl ettiyse helal olsun. Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısı bu turnuvaya çok ama çok yakıştı. Zaferle tamamlanan her maçın ardından televizyonun sesini biraz daha açıyorum. Çünkü sıranın bu şarkıya geldiğini anlıyorum. Ve başlıyor şarkımız. Havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can feda bir tek dostuma, her köşesi cennetim ezilir, yanar içerim, Bir Başkadır Benim Memleketim. Bu dizelerin ardından sıra Lay 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 bölümüne gelince coşku kaçınılmaz oluyor. Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve stadı dolduran on binler. Hep birazdan bu bölümü haykırmaya başlayınca tüyler diken. Yabancılar şöyle bir bakıyorlar. Ne haykırıyor böyle bu Türkler diye. Kimin aklına geldiyse memleketim şarkısını, turnuvanın şarkısını yapmak. İlgililer onu benim adıma da tebrik edebilirler mi? Uzaktan izlenimlerle gecenin kahramanları. Montella. Bu adam hiç gülmez mi diyordum her izlediğimde. Meğer gülebiliyormuş. Avusturya maçında ağzı kulaklarındaydı. Şükür güldüğünü görebildik dedim. Hele zaferden sonra yapılan toplu sevinç gösterisinde resmen havalara zıpladığını görünce tamamdır, bitti bu iş dedim. Arda Güler, yetenekli futbolcu olduğu kadar çok sempatik bir çocuk. Hali, tavrı, edası, yüz şekli, dayanışma içinde olması, koşuşturup durması, takım arkadaşları arasındaki alçak gönüllü tavırları falan. Hepsinden sempati yükseliyordu. Yetenek yetmez, biraz da sempati lazım diyen bir hüküm çıkardım tüm bunlardan. Mert Günok, bazı kaleciler artistlik yaparlar, kameralar oynarlar. Fakat bizim Mert Günok hiç artistlik yapmıyordu. Hiç kameraları oynamıyordu. Görev bilinciyle hareket ediyordu. Ancak maçın son saniyelerinde kendine müthiş bir karizma inşa etti. O muazzam kurtarışla karizmatik kaleci oldu çıktı. Merih Demiral. Maçın adamı seçiyorlar ya, bir futbol acemisi olarak bu seçimin hangi kriterlere göre yapıldığını bilmiyorum. Ama aceminin acemisi bir futbol izleyicisi olarak benim açımdan da maçın tartışmasız adamıydı. Gollerin ikisini de attığı için söylemiyorum bunu. Maçın başından sonuna kadar sergilediği kurtarıcı dinamizm için söylüyorum. Barış Alper. Geçen maçtaki performans çok iyiydi. Top onun ayağına geldiğinde hep ayağa kalkmıştım. Avusturya maçında da böyle olacağını düşünüyordum. Gerçi çırpındı durdu ama yeterince varlık gösteremedi. Bariz talihsizlikler yaşadı. Ama yine de umutluyuz ondan. Ferdi Kadıoğlu. Top onun ayağına geldiğinde bir ferahlama yaşadım maç boyunca. Çünkü ayağına gelen her topun hakkını veriyordu. Neredeyse kusursuz oynadı. Kendisine maçın hiçbir dakikasında ne yaptın Ferdi diye bağırmadım. Hep bravo Ferdi dedim. Hep helal sana Ferdi dedim. Türk taraftarlar, insan biraz yorulur değil mi? Hiç yorulmadılar. İnsanın biraz dikkati dağılır değil mi? Dikkatleri hiç dağılmadı. İnsan azıcık enerji kaybı yaşar değil mi? Enerjilerini hiç kaybetmediler. Coşkuları bir santim bile azalmadı. Zaferin en büyük kahramanlarından biri de taraftarlardı.